İlk gizemli yaratığımız dev. Bu yaratık sadece komutlarla çağrılabiliyor. Hop çat. Anam üstüne oturdu. Anam çok da büyükmüş la. Çok da büyük la. Böyle bir elamet geldi. Abo bunun bizi yakaladığını tuttuğunu düşünsenize. Maşallah harbi dev bir zombi şeklinde geliyor böyle. Acayip bir şey yemin ediyorum. Çok korkutucu. Ben niye bunları çağırıp duruyorum? Ben bunları öldüremiyorum ki. Yer kaplıyorlar boşuna. Ah kayboldu hop. Aynı zamanda büyücü kaybolabiliyor ve tekrar geri gelebiliyor. Yok öyle bir özelliği yok. Onu şaka olarak ben söyledim de. Cadılar Bayramı'nda bazı iskeletler Jack-o-lantern veya bal kabağı takarak kafalarına doğuyorlar. Bu gerçekten korkutucu görünüyor. Bayağı bir korkutucu ama sadece Cadılar Bayramı'nda oluyor bu doğma şekilleri. Bunlar güneşte yanmıyorlar ve hatta örümceklere binerken bile doğabiliyorlar. Güneşte gördüğünüz gibi hiçbir şekilde hiçbir şey olmuyor bunlara. Gerçekten çok da korkunç gözüküyorlar fazla bunlara bakmadan. Bu da Jack-o-lantern giymiş değil mi? Jack-o-lantern. Bakalım. Bununki de güzel olmuş aslında. Şey yapalım. Akşam bakalım. Bak bu biraz daha parlak. Değil mi? Parlıyor mu? Parlıyor mu? Tek yemeni istemiyorum biliyor musun? Zor doğuyorsunuz çünkü siz. Evet. Evet bu şekilde. Acayip korkunçsunuz lan. Balçıkların veya mağma küplerinin boyutları değiştirilebiliyor arkadaşlar. Ben buraya bir komut yazdım. Bu komutları size veririm diye düşünüyorum. Unutmazsam. Unutmam herhalde. Bunlar hala burada dolanıyor. Bastık ve gördüğünüz gibi 75 boyutunda bir slime balçık elde ettik ve ben bu balçığı niye böyle yine elde ettim bilmiyorum. Eski videolardan da hatırlarsanız bunlar boşuna yer kaplıyor abi. Gitti benim alanım yine ya. Git tamam git. Özgürsün artık balçık. Bak yeşil yeşil şey bırakıyor. Keseceğim. Aa kesiliyor lan. Ama ben bunu kesersem çoğalmayacak mı? Çoğalacak. Tamam en iyisi mi? En iyisi mi? Sen izin verme gitmene. Git istediğin yere git. Hiç umurumda değil. Heh. Buradan ayrıl da. Git dünyayı parçala. Ne yapıyorsun ya? Bir tavşana tost ismini vermek ona farklı bir doku verecektir. Verelim bakalım. Aldım. Hop gördüğünüz gibi farklı bir doku. Aa sıçtı mı lan? Onda toprak. He zıpladın da toprak çıkıyor. Zıpla bakayım. Zıplamıyor şu an. Evet utandı sizden. Seni gidi gidi. Utandı. Bunun hikayesi de şöyle. Bu doku oyunu geliştirenlerden birinin kız arkadaşının tavşanı kaybolduktan sonra oyuna eklenmiş arkadaşlar. Bir koyuna Jep ismini vermek gökkuşağı gibi renk değiştirmesini sağlayacaktır. Bunu da eski videolarımdan bilmeniz gerekiyor ama hepsini bu başlık altında topladık gibi bir şey canavarlarla, yaratıklarla ilgili olanları. Aldım bu Jep'i. Yanlış yere koydum o Jep'i. Nerede o? Evet burada. Bunu verelim. Gördüğünüz gibi hiçbir şey olmuyor. Çünkü küçük yazmanız gerekiyor. İsmini değiştireceğim gel. Açma buraya heh. J'si büyük olmayacak. Gördüğünüz gibi yanarlı dönerli gökyüzü ne ya? Gökkuşağı şeklinde yanarlı dönerli bir şey oldu. Bu Minecraft'ın en popüler easter egglerinden biri. Hatırlarsanız. Seni keseyim de diğer maddeye geçeyim. La video kaydı açık mıydı ya? Abi ne yaptığımı zannediyorsunuz? Tabii ki keserek yeni bir maddeye başlıyorum. Bu çiti başka nasıl boşaltabilirim? Lanet olsun. Videoyu kapatmayı unuttum. İstediğimiz bir yaratığa Dinnerbone ismini verirsek. D'si nerede bunun? Dinnerbone ismini verirsek. Baş aşağı dönüyor. Davranışlarında falan hiçbir değişiklik olmuyor. Veya efekt bakımından da hiçbir değişiklik olmuyor. Sadece baş aşağı dönüyor arkadaşlar. Bu kadar. Ya bir şey yok. Sadece böyle. Ama çok tuhaf gözüküyor. Katil tavşan. Bir dakika ölme. Heh, katil tavşan evet. Katil tavşan Monty Python adlı filmindeki The Killer Rabbit of Kerbenek'ten alınmıştır. Oyuna eklendiğinde yüzde doğma şansı %0.1'di. Şu anda %0.04. Eğer bir creeper'a yıldırım çarparsa
yüklü hale dönüşür. Gördüğünüz gibi yüklü hale dönüştü ve bu Creeper normal olan Creeper'a göre daha büyük patlama yaratır. Evet, iskelet at ve zombi at göstereceğim. Bunlar komutlarla beraber çağrılabiliyor. Eğer bakın sesleri bile değişik. Eğer eğitebilirsiniz de üstüne binebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu zombi at. Sesleri de bunlara özgü. Yani eşsiz sesleri ve düşürdüğü eşyalar var. Eşsiz düşürdüğü eşyalar ve eşsiz sesleri var. Hadi bir konuş. Hadi Cibili. Hadi o güzel sesini duyalım. Sese bak be oğlum. Buna binip herkesi öldürürsünüz yani. Bu işte benim böyle bana abone oldunuz ya. Like attınız, yorum attınız. Böyle bir şey oldum ben, tamam mı? Şurayı düzeltelim. Bana işte abone olduğunuzda, like attığınızda, yorum attığınızda böyle bir şey oluyorum. Bu da iskelet at. Bakın sese bakın ya. Sesi de değişik. Eğer bu da bana yani at kafasına abone olmaz. Dislike atar, like atmazsanız veya ne bileyim videoları izlemezseniz işte dönüşeceğim hal bu oluyor. İskelet ata dönüşüyorum. Diğer zombi at olmak daha iyi bence. Onun için diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kafamız var. Ejderha kafası. Bu ne kafası? Ejderha kafası gördüğünüz gibi. Daha sonra düğme koyalım. 3 tane buraya düğme koyuyorsunuz ve siyah flamamız var. Onları da böyle ekliyoruz. Şimdi ganat yapacağız. Ganat. Ben.